We are seeing Russia. Rusya'nın Avrupa'nın büyük bölümüne sağladığı gazı ekonomik araç olarak kullandığını görüyoruz. Buna izin veremeyiz. Bu konuda Almanlar ve Amerikalılarla aynı saftayız. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın bu sözlerinin nedeni, son haftalarda uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmeyen Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgal senaryoları. Böyle bir durumda Amerika başta olmak üzere batılı ülkeler Rusya'nın sert yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını belirtiyor. İngiltere Dışişleri Bakanı'nın dikkat çektiği Rus doğalgazı da Batı'nın yaptırım planlarının en önemli parçalarından biri. Ama Rus doğalgazına yaptırım sadece Rusya'yı değil, Avrupa'yı da olumsuz etkileyecek. Nedeni ise Avrupa doğalgaz ihtiyacının önemli bir bölümünü Rusya'dan karşılıyor. Rusya, Avrupa doğalgazının yaklaşık %40'ını karşılıyor. Durum böyle olunca başta Washington olmak üzere Avrupa'nın birçok başkentinde olası yaptırımlar çerçevesinde Rus doğalgazının kesilmesi ihtimaline karşı alternatif çözümler bulmaya çalışılıyor. Çözümse çok kolay görünmüyor. İlk akla gelen doğalgaz üreticisi ülkelerin bu konuda neler yapabileceği. Dünyanın en fazla doğalgaz ihraç eden ülkelerinden Katar'ın emiri bu çerçevede Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden'la görüştü. Ama görüşmede soruna çözüm için önemli bir sonuç elde edilmiş görünmüyor. Görüşmenin ardından Katar Enerji Bakanı, ülkesinin tek taraflı olarak Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacını karşılayamayacağını açıkladı. Enerji Bakanı böyle bir adımın atılması durumunda dünya genelindeki diğer tedarik zincirinin etkileneceğini söyledi. Yani Katar'ın Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacına yanıt verebilmesi için Asya'da uzun dönemli anlaşmalarla bağlı olduğu ülkelerden kısıntı yapması gerekiyor. Bu da anlaşması bulunan ülkelerin verecekleri yanıtlarla yakından ilgili. Böyle bir durumda Katar'ın önemli oranda tazminat ödemesi de söz konusu. Sonunda Katar ve Asya'nın, Asya ekonomilerinin, Çin, Güney Kore, Hindistan, Japonya'nın bir anlaşmaya varıp varmamasına gelecek iş. Alıcılar tamam, sizden anlaşma yaptığımız miktardan daha az gaz alacağız diyecekler mi? Ve Katar bunu Avrupa'ya yönlendirebilecek mi? Çok yüksek fiyatlar nedeniyle bunun için biraz olasılık var. Bazı büyük ekonomiler, özellikle Çin, yakıtta değişikliğe gitmeye başladı. Temelde tamam, onun yerine kömür yakalım diyorlar. Yani bu yaklaşım biraz esneklik sağlıyor bu konuda. Ama bu durum Rus doğalgazının yerini tutar mı? Hayır. Dünyanın en büyük doğalgaz üreten ülkesi Amerika. Avrupa'nın Amerika ve diğer bazı bölgelerden sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı rekor seviyelere çıkmış durumda. Bu oran günde 400 milyon metreküp civarında. Amerika'nın sıvılaştırılmış doğalgaz ithalat tesisleri son aylarda tam kapasite çalışıyor. We could foresee a large disruption. Ufukta enerji tedarik sürecinde büyük aksamalar görebiliriz ve Amerika Orta Doğu'daki ortaklarından da Avrupa'nın ihtiyaçlarının karşılanması için üretimi arttırmalarını isteyebilir. Yapmamız gereken tam da bu. Rusya'ya karşı sağlanacak bu uyumun aynı zamanda Avrupa ekonomileri üzerinde olumsuz etkisi olacak. Bunların bazılarını yumuşatmalıyız. Bu bazıları da Avrupalı müttefiklerimizin ihtiyacı olan enerjiyi sağlamakla ilgili. Bir sıvılaştırılmış doğalgaz gemisi yaklaşık 125 bin ile 170 bin metreküp doğalgaz taşıyabiliyor. Bu da örneğin İngiltere'de sadece bir kış gününde 17 milyon evin ısınması anlamına geliyor. Uzmanlar doğalgaz üreticilerinin kargo gemilerini herhangi bir kesintinin %10-15'ini karşılayacak şekilde Avrupa'ya yönlendirebileceğini kaydediyor. Ama bu da Avrupalı tüketicilerin daha büyük faturalarla karşılaşacağı anlamına gelebilir. Kısa vadede Rus gazının Avrupa'ya kesilmesi eski kıtayı olumsuz etkileyecek gibi ama uzun dönemde Moskova için de etkileri olumsuz olabilir. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in politikaları doğalgaz fiyatlarının yükselmesinde önemli etkenlerden. Avrupa bu nedenle uzun dönemli planlara yöneliyor. Rüzgar enerjisine yöneliyor, Kuzey Afrika'daki hidrojen kaynaklarına ve Amerika'nın sıvılaştırılmış doğalgazına yöneliyor. Avrupa'nın planları uzun dönemli olsa da Rusya için kötü haber. Çünkü Rusya'nın 100 yıl ithal edecek kadar doğalgaz rezervi bulunuyor.
Rus doğal gazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya aktarması planlanan ve bu konuda Almanya'yı daha da Rusya'ya bağımlı hale getireceği belirtilen 11 milyar dolarlık maliyetiyle Kuzey Akım 2 boru hattı da bitmesine rağmen son gelişmeler nedeniyle çalışmaya başlamadı. Ve Washington'dan gelen açıklamalara bakılırsa işgal olması durumunda çalışmaya da başlamayacak. Batılı ülkelerin açıkladıkları gibi Rusya'ya karşı çok sert yaptırımları hayata geçirmeleri durumunda bu Rusya'yı çok olumsuz etkileyecek ama aslında sadece Rusya değil, dünya ekonomisi de bundan olumsuz etkilenecek. Batılı ülkeler açıklamalarına bakılırsa bunu göze almış gibi. Soru Putin'in de göze alıp almadığı. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington.